Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size kolay tığ işi hırkamın yapımını anlatacağım. Şu şekilde oval ile V arası bir yaka kestik. Şöyle düğmeler diktim minik düğmeler. Örgüsü çok kolay, yapımı çok kolay, hızlıca örebileceğiniz bir hırka oldu. Şu şekilde kollarında hafif kesmeler yaptım. Şöyle bileklerde yaptık ve her detayını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ayrıntılarıyla. Umarım sizlerde severek örersiniz. Eğer yapamadığınız takıldığınız bir yer olursa bana her zaman diyemden ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz ee, hırkamın eni 58 santim ay pardon eni 48 santim boyu 50 santim oldu ee, 36-38 bedene uygun bir hırka çalıştım ee, büyütmek veya küçültmek isterseniz zaten örgüsünün sayısı yok çift sayılarda trabzan Zincir çekerek istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Yaka ve kol kesmelerini aynı şekilde yapabilirsiniz. Her bedenin rahatlıkla örebileceği bir hırka oldu. Dilerseniz şimdi ipimi, tığımı ve e, örgümün başlangıcını göstermeye geçelim. Evet, ben hırkamın yapımında şu şekilde moher bir ip kullandım. Ama e, koton iplerinizle, yazlık, baharlık iplerinizle de örebilirsiniz. Ben böyle yumuşak, salaş durması için. Şöyle elimde 3 ince kattan oluşan moher ipim vardı. Onu kullandım. Bu şekilde en farklı yünlü ipleriniz varsa da kışlık olarak örebilirsiniz. 5 milimetre de tığ kullandım. Tığımın numarası okunmuyor silindiği için çok belli olmuyor ama şöyle kalın uçlu 5 milimetre tığ. Şimdi önce hırkamıza zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi ben ön parçamı yapılışını göstereceğim. Yani modelin yapılışını ön parçamdan göstereceğim ama arka ve diğer ön parçamında nasıl yapıldığını paylaşacağım sizlerle. Yani sayılarını paylaşacağım diyebilirim. Ölçü olarak vereceğim. Zincir çekerek başlıyoruz. Kendi beden ölçümüze göre veya istediğimiz bir hırkanın, bluzun boyutuna göre uzunca bir zincir çekiyoruz. Evet zincirimizi çektik. Şu şekilde göstereyim. Çok sıkı olmayan zaten tığımız kalın olduğu için çok sıkı olmuyor. Şimdi zincirimin şöyle göstereceğim size şuradan sırt kısımlarına batıyorum ben. Şu sırtındaki yerlere batıyorum ki alt kısmı da böyle başlangıcı gibi düzgün gözükmesi için. Ama normalde batabilirsiniz. Bu bir kural değil. Ben sadece daha hoş göründüğü için böyle yapıyorum. Modelimizi etkileyecek bir şey değil. Şimdi üçüncü zincirimin sırtına batıyorum doladığım tığıma bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Daha sonra hemen yanında şöyle sırt kısmına batarak tığım kalın olduğu için ilk sırada biraz zorlanıyorum ama daha sonra çok hızlı ve çok kolay bir model oluyor. Çok hızlı ilerliyor. Şöyle zincirlerimizin sırt kısmını alarak tığımıza dolayıp ikili trabzanlar yapıyoruz şu şekilde bir tane daha gösteriyorum sıra sonuna kadar istediğimiz ölçüye kadar ikili trabzanlar yapıyoruz bir sıra boyunca Evet şimdi ikili trabzanlarımı yaptım bir sıra boyunca ben ön parçam için 42 tane yaptım ama bakın şöyle uzunca bir zincir çekiyorsunuz arka parçam için de 86 tane yapmıştım ön parçam için 42 yaptım. 42 42 2 önüm 84 olacak ve önde düğme kısmı ile lastik kısmını yapacağım. Arka parçama denk gelecek diye düşündüm. Ancak bunda trabzan sayımız önemli değil, ölçümüz önemli. Koton bir iple yaparsanız mesela bu sayı daha fazla olabilir. Önemli olan ölçerek ve çift sayıda. Çift sayıda olduğunda hiçbir sıkıntı olmuyor. Örneğimiz denk geliyor çift sayıda olacak kendi ölçümüzce olacak şimdi ben bunu ölçtüğümde mesela 25 26 santimdir koton iple 42 tane değil de 62 tane 25 santime denk gelebilir tamamen atıyorum ben net ölçüsünü vereceğim size ön ve arka parçalarımın şimdi ikinci sıraya geçiyoruz buradan dönüyorum daha sonra bu zincirimi sökeceğim 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim örgümü döndürdüm şimdi bir iki tane atlayıp üçüncüye batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim bir tane atlayıp ikinciye bir tane ikili trabzan bir zincir çektim bir atladım ikinciye bir tane ikili trabzan yaparak şöyle kutucuklar oluşturuyorum bir zincir çektim bir tane atladım bir sonrakine ikili trabzan bir zincir bir sonrakine ikili trabzan yani bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ve böyle kutucuklar oluşturuyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum Evet şimdi sıra sonuna geldim son iki tane kaldı bir atlayıp bir sonrakine battım ve son kutucuğumu yaptım şu şekilde hep bir atlayıp kutucuklarımızı yaptık şimdi iki zincir çekiyorum tığımı doladım Hemen dibindekine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane kutucuğumun içine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan. Tekrar kutucuğumun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir sıra boyunca ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane kutucuk içine bir tane kenarındakine yaparak alttaki trabzan sayısı kadar trabzanımız olmuş olacak. Burada başlangıçta hemen dibine battım çünkü zincirimi saymıyorum, zincirimi kenar ilmeği gibi düşünülüp <laughs> onu trabzanların sayısına dahil etmiyorum. Bir tane kutucuk içine, bir tane de kenar trabzan'a yaparak ilerliyoruz. Evet, ikili trabzanlarımızı yaparak sıra sonuna gel geldim neredeyse. Şimdi trabzanın kenar trabzanına yapıyorum son kutucuğumdayım bakın şurası birinci kutucuğum tığımı doladım bir tane içine yaptım ikili trabzan bir tane de zincirme batıp kenar trabzanın yerine yapıyorum şuradan tığım kalın olduğu için zincire batmak biraz zor oluyor şu şekilde bir sıra boyunca ikili trabzan yaptık şimdi iki zincir çekiyorum yine döndürdüm her bir trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan yaparak bir sıra daha yapıyoruz aynı işlemi. Her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde ilerleyerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet yine sıra sonuna geldim. En son trabzanın tepesine de ikili trabzanımı yaptım. Şöyle bir sıra kutucuk, iki sıra ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğiz bundan sonra. 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim, örgümü döndürdüm. Şimdi ilk sırada bir tane atlayarak yapmıştım. İkinci sırada bir, iki tane atlıyorum. Şu kenardakini atlamamın sebebi zincir onun yerine sayıldığı için kutucuklarda, trabzanlarda saymıyoruz ama kutucuklarda öyle ilk başlarken iki tane atlıyorum. Ondan sonra yine bir zincir, bir tane atlayıp ikili trabzan şeklinde ilerleyebiliriz. Şöyle bir zincir çekiyorum, bir tane atladım, tığımı doladım, ikinciye ikili trabzan, bir zincir, bir tane atladım, ikinciye ikili trabzan. Şu şekilde kutucuklar yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim, bir zincir çektim ve zincirme değil de son trabzanıma batarak son kutucuğumu yapıyorum. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Tığımı doladım. Hemen dibindeki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Bir tane kutucuğun içine ikili trabzan. Bir tane kenara. Bir kutucuğun içine. Bir kenara. Yine alttaki trabzan sayımız kadar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bundan sonra örgümüz böyle gidecek. Sadece en altta bir sıra ikili trabzan yaptık. Sonra bir kutucuk 2 sıra trabzan, bir kutucuk, iki sıra trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Şöyle diğer ön parçamı da gösterebilirim. Bu şekilde dümdüz yakaya kadar örelim, yakayı yuvarlak yapacağız. Arka parçamı da göstereyim şöyle size. Arka parçayı da yine dümdüz en altı bir sıra kutucuk yaptık, pardon trabzan yaptık. Daha sonra bir kutucuk, iki sıra trabzan, bir kutucuk, iki sıra trabzan şeklinde. İlerliyoruz şu şekilde. Arkada yaka kesmesi yapmadık. Dümdüz bitirdim. Bitirdim derken şöyle ilmeğimi bırakıp uzunca da ipimi bıraktım. Belki dikerim, belki tığla birleştiririm diye. Bu şekilde diğer önümü de ördüm. Şimdi ben bu önümü de yakaya gelene kadar örüyorum ve daha sonra yaka kesmeyi gösteriyorum sizlere. Evet şimdi yaka kısmına geldim. Öncelikle sesimin kusuruna bakmayın. Biraz rahatsızım sesim kısıldı bu yüzden videoları beklettim ama artık daha fazla bekletmek istemiyorum düzeldiği gibi biraz başladım hala çatallı çıkıyor ama artık anlaşılır çıkabiliyor en azından şimdi istediğim boya göre ördüm 38 santim kadar ördüm yakaya kadar yakadan sonra da şöyle toplam ölçüsünü söyleyeyim yakadan sonra da çok pardon şöyle yapacağım 15 santim kadar öreceğim. Toplamda 50 santim 51 santim civarında olacak. Çok uzun bir hırka olmasını istemiyorum. Şu şekilde başta biraz pay bırakıp daha sonra kesmeler yaparak hafif yuvarlak bir yaka kesmeye çalıştım. Şimdi diğer parçamı sizinle birlikte keserek detaylı olarak göstereceğim. Sıra sonuna geldim. Şimdi burada 1-2-3 tane kesmem gerekiyor. Bu üç taneyi kesmek için geri dönüş için şöyle ilmeğimi geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Tığımı geçiriyorum dolamadan ilmeği kaydırıyorum. Üç tane ilmeği kaydırdım. Dördüncüye geldim. Şu şekilde şimdi burada bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çek. Beş zincirimi çektikten sonra tığımı doluyorum. Bir tane atlayıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir atla bir ikili trabzan ile devam ediyoruz. Şimdi burası yaka kısmımız olacak. Şurası da omuz kısmımız. Omuz kısmında herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Buraya kadar kutucuklarımızı yapalım. Daha sonra burada aynı şekilde şurada yaptığımız gibi şu kısımda yaptığımız gibi dönüp bir sıra trabzanımızı yapalım. Buraya geldiğimizde yine bir kesme yapacağız. Örelim bu kısmı. Evet şimdi kutucuklarımı yaptım. Bu köşede aynı şekilde döndüm. Şimdi yine yaka kısmındayım. Eksiltme yapacağım yerde. Son kutucuğa doğru trabzanlarımı yapıyorum. Bir tane içine bir tane de trabzanın tepesine yapıyorduk. Şimdi son kutucuğuma geldim. Bakın köşelerde. Burada normalde bir tane tığımı dolayıp içine bir tane de zincirme yapıyordum. Şimdi burada içine yapmadan direkt şu zincire yapacağım. Şöyle burada bir tane eksiltmiş olacağım. Bir tane daha yakın zincire yapayım. Çok ileride olmasın. Evet. Burada bir tane eksiltmiş oldum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Hemen dibine değil de bir sonrakine batıyorum hemen dibine batarak devam ediyorduk. Hemen dibine değil, bir sonrakine batıp şu şekilde yine sıra sonuna kadar örelim. Şu kısımda yine bir işlem yapmıyoruz. Trabzanlarımızı buraya kadar örüp buradan da kutucuk yaparak geri gelelim. Evet tekrar sıra sonuna geldim. Bu başa gittim, geldim. Tığımı doladım. Şimdi 1 2 3 tane trabzanım kaldı. Normalde bir tane atlıyordum. Bu yaka kısmında eksiltme yapmak için bir iki tane atlayıp şöyle üçüncüye batarak bir tane kutucuk yapıyorum. İki zincir çektim, örgümü döndürdüm. Trabzan yapacağım sıradayım. Şimdi burada en dibe bir tane battım bir tane de kutucuğun içine yapacaktım tığımı doladım aldım ilk ikisini çıkardım ikisi tığımda tekrar doluyorum kutucuğun trabzanına batarak üçünü birlikte çıkarıyorum ve burada iki trabzanın tepesini bir trabzana bağladık bakın tekrar sıra sonuna gidip gelelim aynı şekilde Yine omuz kısmında herhangi bir işlem yok. Yaka kısmında işlemimizi yapacağız. Evet tekrar yaka kısmına geldim. Yine kol kısmına aynı şekilde yürütüyorum. Son 3 tane trabzanım kaldı. Tığımı doladım. Aldım ilmeğimi. İlk ikisini çıkardım. İkisi tığımda bakın. Tekrar tığımı doluyorum. Bir sonraki trabzana batıp ilk ikisini çıkarıyorum. Bu üçünü birlikte çıkararak burada iki trabzanın başını bire düşürmüş oluyoruz bir tane de kenar trabzanla yaptığımda buralarda da birer tane eksiltmiş olduk şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çektim örgümü döndürüyorum bir iki tane atlayıp üçüncüye kutucuğumu yapıyorum tekrar bir zincir bir atla kutucuk şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim Evet yine sıra sonuna geldik. Şimdi burada son kesmemizi yapacağız. Kutucuğun kenar trabzanına battım. Şimdi son kutucuğumda bakın bir tane içine bir tane de kenarına batıyorduk. Şimdi direkt kenarına batarak içine batmadan bu sırada da bir tane eksiltmiş oldum. Şunu biraz şöyle alttan batmak istiyorum. şöyle geçireyim ki uzun durmasın diye Evet burada da kutucuğumuzu bir tane eksiltmiş olduk şuraya içine de bir tane yapmamız gerekiyordu yapmadık şimdi bundan sonra 4 sıra düz örüyoruz 4 sıra şu şekilde göstereyim bakın son eksiltmemi burada yapmıştım 1 2 3 4 sıra daha örüyorum bir sırasını kutucuk yapacağım Eksiltme yapmadan düz olarak kenarlarını aynı ön tarafları ördüğümüz şekilde örelim. Daha sonra arka parçamızla ön parçaları birleştirelim. Evet bakın yaka görüntüsü şu şekilde oluyor. Buradan daha sonra sık iğne yapacağımız için de görüntüsü daha muntazam daha güzel olacak. Şimdi önce omuzları birleştirmekle başlayalım. Şu kenarlarda bıraktığım ipimi arka ve ön parçayı birleştirmek için sabitleyelim şu şekilde şu kenardan karşılıklı olarak ilmek ilmeğe yani trabzan trabzana dikiyoruz trabzanları birbirine denk tuttuğumuzda sanki örerken birleştirmişiz gibi bir görüntü çıkıyor ortaya bu şekilde birbirine bakın denk gelecek şekilde dikerek birleştirelim şöyle bir görüntüsü oluyor. İki omuzu da bu şekilde birleştirelim. Evet şimdi omuzumu diktim. İki omuzumu da karşılıklı olarak diktik. İlmek ilmeğe diktim. Şu şekilde göstereyim. Şurası tam dikiş yeri. Tam ortası. Şimdi kollarımı öreceğim. Düz bir şekilde ön ve arka parçamı yayıyorum. Yaklaşık 20-21 santim kadar. Ben böyle kolların çok bol olmasını istemiyorum. Çünkü benim kollarım biraz ince. Böyle çok bol olduğunda üzerimde çok hoş durmuyor örgüler. O yüzden çok fazla bol yapmak istemiyorum. Ama bunu şu omuzdan tam çizgiyi omzunuzun üzerine koyarak koltuk altınızda birleştirerek prova ederek de istediğiniz ölçüyü elde edebilirsiniz. Şimdi ben şöyle göstereyim size. Tam 20 santim yapmışım. Toplamını söyleyeyim. Hatta ben 18 santim civar yapmışım. 17-18 toplamı 38 santim. Tam 40 santim yapmıyor. Önemli olan buradaki ölçü değil. Bunu tamamen kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Kendi bedeninize göre yapabilirsiniz. Önemli olan şimdi buradan ilmekleri çıkıp öreceğiz ya örneği. Arka ve ön parçada aynı ilmek sayısı olmalı. Burada 34 trabzan yaptıysak burada da 34 trabzan yapmalıyız. Burada 50 trabzan yaptıysak burada da 50 trabzan yapmalıyız. Ve dikkat etmemiz gereken bu örnek için ikisinin toplamı çift sayı olmalı. Örneğimizin tam oturması için. Şimdi ben şuradan şöyle başlangıcı göstereyim zaten örnek aynı olduğu için bir de daha sonra eksiltme kısmını göstereceğim örneği tekrar göstermemize gerek yok şimdi ilmek belirleyeceğim ben tam şu iki trabzanın ortasına takmak istedim buradan başlıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu sırada birinci sırada bu zinciri sayıyorum ben toplamda 34 trabzan yaptım diğer kolumda. Diğer kolumu prova yapmak için ördüm. Size daha iyi anlatmak için. Şimdi bunda da ön ve arka parçada 34'er tane trabzan yapacağım. Şu şekilde belli aralıklarla batıyorum. Çok geniş yerlere iki tane batıyorum. Çok geniş olmayan yerlere 1 tane trabzan yaparak geçiyorum. Tamamen böyle göz kararı bakarak çok germe veya potluk yapmaması için kendim ayarlıyorum. Şimdi bu şekilde diğer ilmek belirleyiciye kadar trabzanlarımızı yapalım ve şuraya geldiğimizde sayacağız. Buraya kadar yaptığımızı buradan sonra burada da aynı sayıyı yapacağız. Evet, şimdi tam orta dikişime kadar ördüm. Dediğim gibi benim 34 trabzanım oldu. Şimdi buradaki ilmek belirleyicime kadar da bir 34 trabzan daha yapıyorum. Tam ilmek belirleyicime de şöyle ilmek belirleyicimin yerine 34. trabzanımı batıyorum. Tekrar bir şuradan sayıp emin olmak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Evet. 34 tane bu tarafa 34 tane bu tarafa yaptım şimdi bundan sonra örneğimiz aynı şekilde gidecek ilk sırada bir sıra trabzan yapıyorduk daha sonra kutucuk koyuyorduk biliyorsunuz ki şimdi 5 zincirimi çekiyorum örgümü döndürüyorum İlkinde iki atlıyoruz daha sonra bir kutucuk atlayarak kutucuklarımızı yapıyoruz bir trabzan atlayarak bir zincir çekiyoruz ve kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde örneğimize aynen öreceğiz. Şimdi ben bir iki sıra ördükten sonra e, kollarda kesme yapacağım. Dediğim gibi çok bol olmasını istemiyorum. Ama siz balon kollu genelde genç kızlar öyle istiyorlar. Yani böyle boyu kısa, enine geniş balon kollu şeyleri seviyorlar. Eğer öyle olmasını istiyorsanız Kollarda hiç eksiltme yapmadan bileğe kadar örüp tıpkı ön parçalarda ördüğümüz gibi şu şekilde başlayıp bileğe kadar örüp bilekte toplu kesme yapabilirsiniz. Şimdi ben bilekte toplu kesmeyi de göstereceğim ancak ben çok bol kol istemediğim için çok rahat kullanamadığım için bileğe doğru da birkaç yerde birkaç eksiltme yaptım. Şimdi 3-4 sıra öreceğim aynı şekilde örneği ilerletiyorum ön beden ve arka beden de yaptığımız gibi aynı şekilde ilerleterek birkaç sıra örüyorum ve eksiltmeyi göstermeye geliyorum tekrar. Evet şimdi iki ilmek belirleyicim arasında kolumu ördüm. Yani daha doğrusu kolumu başladım diyebilirim. Birinci sıramızda bir sıra ikili trabzan yaptık. Şu etek ucu başlangıçlarımızdaki gibi. Daha sonra bir sıra kutucuk, iki sıra ikili trabzan ve bir sıra kutucuk yaptık. Bunda hiç eksiltme yapmadım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm hiç eksiltme yapmadım şimdi 6. ve 7. sıramda eksiltme yapacağım örgümü döndürüyorum normal örneğimi örmeye devam edeceğim 2 zincirimi çektim örgümü döndürdüm ilk trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum kenara tekrar tığımı doladım kutunun içine ikili trabzan yapacakmış gibi dolayıp ilk ikisini çıkarıyorum iki ilmeğim tığımda tekrar doluyorum trabzanın tepesine ilk ikisini çıkarıyorum 3 tane tığımda kalıyor üçünü birlikte çıkarıyorum burada iki trabzanı bir başa bağlamış oluyorum sadece bu kadar eksiltmelerimiz ama bunu sıranın iki yanından yapacağız şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyorum Sıra sonuna geldiğimde son 3 trabzanımda yine eksiltmemi yapacağım. Bir tane kutucukların içine bir tane kenar trabzanlara batarak ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet şimdi sıra sonuna geldim. Tığımı doladım. Yine son 3 trabzan yapacağım. Bakın bir tane bu trabzanın tepesine bir kutucuğun içine bir tane de kenara. Şimdi son 3 trabzan olduğunda iki da eksiltme yapıyorum. Tığımı doladım. İlk ikisini çıkardım. İkisi tığımda. Tekrar tığımı doluyorum. Kutucuğun içine yapıp ilk ikisini çıkarıyorum. Üçünü birlikte aldım. İki trabzanın tepesini bir yere bağlamış oldum. Şimdi kenar trabzanımızı da yapıyoruz. Burada eksiltme yok. Normal düz trabzan yapıyoruz. İki zincir çektik. Tekrar örgümü döndürüyorum. Şimdi biraz parçalar birleşik olduğu için büyük olduğu için zor dönüyor örgüm. İki zincirimi çektim. Hemen birinci trabzanımı yine yapıyorum. Hiç eksiltme yapmadan. Kenar trabzanlarında değil de bir tane içeride yapıyorum eksiltmelerimi. Tığımı doladım. Hemen yanındakine batıp ilk ikisini çıkarıyorum. Tekrar doluyorum. Üçüncüye batıp ilk ikisini çıkarıyorum. Ve üç taneyi beraber İki trabzanı bir yere bağlamış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar yine bütün trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonunda son üç tane kaldığında yine eksiltmemizi yapacağız. Evet yine sıra sonuna geldim. Bakın son üç tane yapacağım yerdeyim. Birincisini aldım. İlk ikiyi çıkardım. Tekrar doluyorum. İkincisini ilk ikisini çıkarıp üçünü birlikte çıkarıyorum. Ve kenar trabzanımı yapıyorum. En sonda ve en başta bu işlemi yapmıyoruz. 1, 2, 3 4 5 zincir çektim örgümü döndürüyorum yine bir iki atlayıp üçüncüye kutucuğumu yapıyorum ve sadece sıra başında bunu yapıyorduk bir zincir bir kutucuk atla trabzan yap bir zincir bir kutucuk atla trabzan yap şeklinde ilerleyerek örneğimizi aynı şekilde örüyoruz şimdi şöyle gösterebilirim ilk Burada eksiltme yapmadım. Burada yaptım. Şimdi bir sıra daha eksiltme yapmadan öreceğim. Bu ikiliyi yani bir ikilde eksiltme yapmıyorum. Bir ikilde yapıyorum. Bir ikilde eksiltme yapmıyorum. Bir ikilde yapıyorum şeklinde bilek ölçünüze gelene kadar örebilirsiniz. Daha sonra bilek için yeterli yere geldiğinde bilekte toplu birkaç sırada eksiltme yapacağız bilekleri ufaltacağız zaten ben sık aralıklarla yaptığım için siz kolları daha bol istiyorsanız hiç eksiltme yapmadan bileğe kadar örebilirsiniz veya böyle iki tane eksiltme yapmayı bir tane eksiltme yaparak da gidebilirsiniz bu tamamen kullanım şeklinize bağlı nasıl tercih ettiğinize bağlı bu şekilde ilerleyelim ben kaç eksiltme yaptığımı kaç sırada bir yaptığımı söyledim. Kaç tane yaparak kaç santim ördüğümü kolu size söyleyeceğim kolun bittiğinde. Daha sonra da bilek kısmını eksiltip dikişini tamamlayacağız hırkamızın. Bu şekilde örüyoruz. Evet şimdi kolumu istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şöyle göstereyim bakın kesmelerimi nasıl yaptığımı. ilk önce Şuradan başladık. Şu ikisinde kesme yapmadık. Bu kutucuklarda zaten hiç kesme yapmıyoruz. Daha sonra bir tane kesme yapmadık. Bir trabzan kısmında yaptık. Şurada kesme yapmadık. Şurada yaptım. Şurada yapmayıp burada yaptım. Bir yapma bir yap. Bir yapma bir yap şeklinde ilerleyerek şu delikli kutucuklu kısımlar 15 tane olana kadar ördüm ama bu tamamen sizin kol ölçünüze bağlı yani size 13 12 de yeterliyse bırakabilirsiniz Şimdi burada son kesmemi yapacağım artık. Tığımı doladım, iki zincirimi çekip hemen dibindekine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. ilk ikisini çıkardım. Sıradakine batıp yine ilk ikisini çıkardım ve üçünü birlikte bir eksiltme yaptım. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. trabzanımı da yapıyorum. 6. da yine eksiltme yapıyorum. İkisini çıkardım. Tekrar sıradakine battım ikisini ve ikisini bir yere bağlıyorum. Üçünü birlikte çıkarıp 5 trabzanda bir eksiltme yapıyorum. Artık bu son sıram olduğu için biraz daha böyle bilek kısmı toplansın istiyorum. 3 4 ve 5 yapıyorum. 6. ve 7. bir başa bağlayarak eksiltiyorum bir tane. Tekrar 5 trabzan bu sırayı böyle yapıyoruz. 5 tane trabzan örüyoruz. 6. ve 7.'yi eksiltiyoruz. 3 4 ve 5. Beş. 5. yaptım. Şimdi 6. ve 7.'yi birlikte örerek bir taneye düşürüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet şimdi sıra sonuna geldim. Bakın 5 tane ördüm. Son eksiltmemi de yapıyorum. 5'ten sonra ikisini bir yere bağladım. Ve en son zincirimi batıp bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada iki zincir çekip ipimi biraz uzunca bırakıyorum. Örgümü dikmek için. Şu şekilde ipimi uzunca kestim. Şimdi buradan kol altlarımızdan gövdemize doğru hırkamızı dikeceğiz. Hemen biraz dikme işleminde gösteriyorum size. Evet, şimdi bakın uzunca bıraktığım ipime iğnemi geçirdim. Şurası kol ağzım, burada örmeyi bırakmıştık. Bakın benim için bile gayet yeterli oldu. Bir sırada şuraya sık iğne yapacağım toparlaması için bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi koldan koltuk altına doğru koltuk altından da ön ve arkayı şu şekilde dikerek birleştiriyoruz. Nasıl diktiğimi omuzlarda göstermiştim ama kısaca hemen burada da göstererek ilerliyorum. En kenar trabzanlardan şöyle çekelim. En kenar trabzanın bir başından bir de sonundan bir alttan bir üstten girerek karşılıklı birleştiriyoruz. Burada birinci sıra trabzana Karşıda da birinci sıra trabzana batacağız. Altında ikinci sıradaki trabzana batıyorsak karşıda da ikinci sıradaki trabzana batacağız. Trabzanlar karşılıklı eş olarak dikilirse muntazam düzgün dikilmiş bir görüntü oluyor. Şu şekilde koltuk altından etek ucuna doğru ilerleyerek dikelim her iki tarafımızı da. Şöyle bakın göstereyim. Bu şekilde birleştirerek dikelim Evet şimdi kol dikişimi tamamladım bakın şu şekilde etek ucuna kadar da diktim şurası ön parçamız şöyle ön parçanın yaka kısmını göstereyim size şimdi dikildiğinde omuzlarda dikildi şöyle şimdi sık iğnelerimizi yaptığımızda bu kenarlara daha da düzgün duracaklardır şimdi ilk önce şuradan etek ucuna kadar sık iğnemizi yapacağız daha sonra yakayı enseyle birlikte yapacağız. Önce şu az kalan ipimi alayım. Bu yeterli olacak diye düşünüyorum. Şimdi bir tarafta ilik bırakmayacağım. Bir tarafta ilik bırakacağız. Sol tarafta iliğimi bırakacağım. Bu tarafta ilik bırakmayacağım. Şimdi ben burada bu tarafın sık iğnesini yapıyorum. Diğer tarafında sık iğnesini ilik yerine geldiğimizde göstereceğim. Şu üç tane iki tane trabzan kesmiştik ya 3.ye batmıştık. Oradan sık iğne yapmaya başlıyoruz. İlmeğimizi yaptık, geçirdik, bir zincirimizi çektik. Buradan belli aralıklarla batarak sık iğne yapıyoruz ve bu sık iğnemizi 2 sıra yapacağız. 2 sıra sık iğne olacak. Şöyle. Bakın. Dümdüz sadece yapmamız gereken çok büzme germe yaptırmadan belli aralıklarla sık iğnemizi yapmak. Burada iki sıra sık iğne yapacağım. Git gel yapacağım. iki sıra sık iğne yapıp bitireceğim. Daha sonra diğer tarafın sık iğnesini yaparken de ilik açmayı göstereceğim. Evet şimdi bir sıra sık iğne ördüm. ikinci sıra sık iğnemi gidiyorum. Burada aynı zamanda da iliklerimi bırakacağım. Şimdi baştan iki tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Dolamadan yapıyoruz. Sık iğnemizi bir tane zincir çektim. Bir tane atlayıp bir sonrakine bir sık iğne yapıyorum. Şurada minik bir deliğimiz oluyor bakın. Benim düğmelerim çok minik olduğu için benim için bu kadar yeterli sadece bir zincir çekip alttan da bir sık iğne atlayarak iliklerimizi bırakıyoruz. Bir tane şurada bıraktık. Belli aralıklarla şimdi birkaç trabzan yaptım. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. 9.'ya yine bir zincir çektim bir tane atlayıp bir sonrakine batarak bir tane sık iğne yapıyorum ve şurada minik bir deliğim oluyor bakın bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz ve iliklerimizi direkt bırakmış oluyoruz böyle görüntüde belli olmuyor ama benim düğmelerimi hemen şöyle göstereyim size çok minik düğmeler o yüzden minik çektim zincirlerim zincirlerimi deliklerimi bir iki zincir çekip alttan da bir iki tane atlayıp sık iğne yaparsanız bakın daha büyük delikler elde etmiş olacaksınız Bu tamamen düğme ayarınıza sizin nasıl istediğinize bağlı direkt sık iğne yapıp hiç zincirde ilikte bırakmayabilirsiniz şimdi önleri bitirdikten sonra da yaka ve kol uçlarını göstereceğim size Evet şimdi ön lastiklerimi daha doğrusu ön sık iğnelerimi yaptım Şimdi de kollarımı yapacağım kollarımda sık iğnelerimi yaparken de ufak bir eksiltme yaptım onu göstereceğim bir zincir çekip yine aynı yere bir sık iğne yaparak başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya şimdi birinci sırada sadece sık iğne yapıyorum şöyle her trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaparak başladığımız yere kadar gelelim şuraya kadar dönerek geleceğiz sadece biraz daha sıkı yapmaya çalışıyorum sık iğneleri ki toparlasın böyle yaka kısımları kol ağızları gevşek gevşek kalmasın diye birinci sırada herhangi bir eksiltme yapmıyorum başladığımız yere kadar sık iğnelerimizi yapalım Evet şimdi başladığım yere geldim son sık iğnemi de yapayım şimdi ilmeğimi şu ilk sık iğnemden tığımı arkadan geçiriyorum tüylü bir ip olduğu için biraz zor oluyor şöyle göstereyim şuradan arkadan batma yerinden geçirdim bu ilmeği önden arkaya çekiyorum. Burada bir zincir çektim. Şimdi ilmeği battığım yere batmıyorum. Hemen yanındakine batarak yine sık iğneler yapmaya başlıyorum. Burada 7-8 sık iğnede bir bir tane eksilteceğim. Yani 2-3 yerde eksiltme yapmış oluyorum. 2-4 çok pardon. 5 6 7 8 yaptık. Şimdi hemen sıradaki trabzan değil de bir yanındakine atlayarak yine sık iğne yapıyorum. Sadece bir tane batmadan atlayarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bakın hiç belli olmuyor yeri. 4 5 6 7 8 yaptım. Hemen bakın sıradakine değil, yanındakine batarak yine sık iğnemi yapıyorum ve geçiyorum. Sıra sonuna kadar böyle 7 8 sırada bir yaparak zaten 2 3 yerde olmuş oluyor. Artık sıra sayımız azaldığı için eksilterek çok fazla eksiltme yapmıyoruz. Başladığımız yere gelene kadar devam edelim. Şimdi sıra başıma geldim bakın. Burada yine ilmeğimi uzatıyorum. Şurada içten birinci sık iğneme batıp az önce yaptığım işlemi yapacağım. Buradan ilmeğimi alıp bir saniye şöyle ipimi içinde kalmasın. Şuradan ilmeğimi iç tarafa çekerek içerden 2 sıkı zincir atarak sabitliyorum ve ipimi kesiyorum bakın kolda çok küçük de yapsak güzel bir küçülme oldu benim bileklerim çok ince olduğu için bu kadar minik yaptım 36 38 bedene uygun hırka sizde kendi beden ölçünüze göre daha az eksiltme ile daha az sayılar elde edebilirsiniz bu kollarda yaptığım işlemi etekte de yaptım. Bakın aralarda ara ara etekte de yaptım. Böyle etek kısmı biraz toplasın istedim. Ben böyle içime sokarak da kullanmayı seviyorum. O şekilde kullanmaya uygun olsun istedim. Daha sonra bu ön kısımları zaten yapmıştık. Şurada hiç ilik bırakmadık. Böyle üstüne gelecek yerde iliklerimizi bıraktık. Düğmelerimizi diktiğimizde olacak. Şimdi yaka kısmını yapacağız artık son. Bu yaka kısmını yaparken Başlamadan önce söylemek istediğim şimdi şuradan omuza gelene kadar buradan omuza gelenle aynı sayı olması lazım. İki ön parçamda daha sonra da enseyi öreceğiz. İki sıra geçtiğimizde onun için de yeterli olacak. İlk sırayı arka yüzden yani şöyle iç kısımdan başlıyorum ki ikinci sırayı da bitireceğim için ön yüzde görünsün ön yüzde bitsin. Bunu da demek istediğim göstermek için bakın burada ön yüzden başladım. İkinci sıra sık iğnem böyle gözüktü. Sanki tersiymiş gibi. Ama ben bu tarafa düğmeleri dikeceğim için altta kalacak. Bu taraf üstte kalacak. Burayı arka yüzden başladım ve sık iğnelerimin ön yüzü ikinci sıra ön tarafa geldi. Demek istediğim o. Şimdi başlıyorum hemen. İlmeğimi alıyorum. Hazırlıyorum şöyle iç kısımdan aynı zamanda şuradaki iplerimizi de saklayabiliriz. Kenardan hatta şöyle yapalım. Şöyle arkadan alalım. Bunun ipi de arkada kalsın. Ve iplerini saklayalım. Bir zincir çekerek başlıyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. Burada şimdi ilk kısımda saymıyorum. Deniyorum çok sıkı olmayacak şekilde, germe ve potluk yapmayacak şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Omuza kadar yapalım. Daha sonra göstereceğim demek istediğim kısmı. Şöyle bakın ön yüzden de böyle duracak. Burada demek istediğim şu. Şimdi buradan başladım. Buraya kadar yaptığımla buradan buraya kadar yaptığım aynı sayıda olacak. Bunu sayarak yapalım. Bir böyle bir tur geleceğim. ikinci turda da böyle gideceğim ve bitireceğim. Tek yaptığım bu. Daha sonra düğmelerimizi dikeceğiz. Düğmelerimi diktikten sonra da size tamamını zaten videonun başında göstermiş olacağım. Videomla ilgili tüm detaylar bu kadar. Ekstra yaptığım başka hiçbir şey yok. Yakada hiç eksiltme yapmıyorum düz olduğu için. O yüzden etek ucunu ve yakayı göstermedim. Etek ucunda da kollarda yaptığım işlemin aynısını yapmıştım. Hırkamla ilgili tüm detaylar bu kadar. Bundan sonrasında düz sık iğnelerimi yapıp düğmelerimi dikeceğim. Başka hiçbir işlem yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bir beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.